Devam ediyoruz değerli seyircilerimiz. Güney Kıbrıs bağlantımız hazır diyor e, yönetmenimiz Güven Mengü. Hemen Larnaka Fenerbahçe maçı öncesinde sözü e, arkadaşımız Ahmet Selim'e bırakalım. Evet Güney Kıbrıs'tan tekrar selamlar Aykut İnce Fenerbahçe artık maça hazırlandı az kaldı burada e, geri sayım başladı şunu söyleyelim şu sıralarda Fenerbahçe taraftarları 650 Fenerbahçe taraftarı sınırda toplandı biraz sonra otobüsle kısa bir süre sonra oradan hareketle buraya stadyuma gelecekler yani e, Türk bizim Türk taraftarlarının artık bu huyuna alıştık ama gerçekten hani böyle bir ortamda bile yine AYK tarafından alınan biletler olduğunu duydum. Yani stadyumda 650 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı e, Türk taraftarımız olacak. Bunun dışında da yine takımımızı destekleyecek taraftarlar olacaklar. Yani ülke, yer, kıta fark etmeden bu çılgınlık devam ediyor diyebiliriz. Yine birçok taraftar bu akşam takımını destekleyecek. E, şunu da hatırlatalım Fenerbahçe Güney Kıbrıs takımlarına karşı şu ana kadar 3 maç yaptı, henüz gol yemedi, bütün maçları kazandı. Dileriz ki bu seri de devam eder çünkü Fenerbahçe bu akşam burada galibiyet çıkarırsa gruptan çıkmayı garantileyecek Ülke puanımız için çok kritik. Zaten Güney Kıbrıs'ta da bir şekilde aynı noktalardayız. Onları da yine arakalarda bırakmak için çok belirleyici olacak. Dileğimiz, temsilcimizin bu akşam galibiyetle buradan ayrılması. E, i̇ki takım yöneticileri yemek yedi. Hatta biz de bir önceki bağlantıda oradaydık. E, Selahattin Baki'nin görüşlerini aldık ve e, gerçekten Aykay Larnaka Kulübü de Fenerbahçe burada en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor. Hatta sağ olsun başkanları bize de geldi. Herhangi bir sorun olup olmadığını sordu. Bu anlamda bu detayları da aktarmamız gerekiyor. Fenerbahçe'de eksikler var. Luan Perez, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Zayt. Bu oyuncular sakatlıkları sebebiyle Kıbrıs'a getirilmediler. Luan Perez bu e, Luan Perez ve Willian Arao'nun önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. Mert Hakan Yandaş'ın daha sakatlığı devam ediyor. Joshua King'in de yine kısa süre içerisinde takımda katı, e, olması bekleniyor. Zayt'sın işte e, son an antrenmanda adalesinde ağrı olunca antrenmana çıkmamıştı ve geçmeyince de getirilmedi. Çok ciddi bir sakatlığının olmadığını ifade edelim. Mişi Batçuay'ı o da son antrenmana katılmadı ama grip olduğu için katılmadı. Buraya getirildi. Onun açıkçası oynamasını bekliyoruz bu akşamki mücadelede. Ama tabii ki yine de son kararı George Jesus verecek ki basın toplantısında da bize şunu vurguladı. Ee henüz birçok konuyla ilgili kararını vermedi. Mesela Zalai çok fazla maça çıktı. Şu ana kadar neredeyse her maçta oynadı ve çoğunda 90 dakika oynadı. Bundan dolayı onun da dinlendirilme ihtimali bulunmuyor. Ama son kararını bu şu saatlerde vereceğini basın toplantısında da açıkladı. Ben son olarak buradan muhtemel 11'de aktarmak istiyorum size. Kalede Fenerbahçe'nin yine Altay forma giyecek. Defans hattında üçlü bir diziliş. Sağ stoper Serdar Aziz, sol stoper Atilla Zalai, merkezde Gustavo Enrique. Orta sahada sağda Fer içeride solda Alioski merkezde İsmail Crespo ikilisini bekliyoruz. Ucum hattında ise Emre Mor, Batçuay ve Rossi ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Jorge Jesus'un bir ihtimal bugün Arda'yı da yani çok yüksek bir ihtimal olarak görmesem de bir ihtimal Arda'nın da bugün maça başlama ihtimali olduğunu söyleyelim böyle bir durumdan bahsedelim ama dediğimiz gibi bu ihtimali çok da yüksek görmüyoruz sadece bazı antrenmanlarda bu şekilde denemelerde bulunduğu George Jesus bu şekilde Kı Kı Güney Kıbrıs'tan notlarımızı tamamlamış olun Fenerbahçe 17.45'te otelden hareket edecek o görüntüleri de canlı olarak sizlerle paylaşacağız diyelim ve yayınımızı şimdilik noktalayıp t tekrar stüdyoya bırakalım Aykut İnce Teşekkür ederiz ağzına sağlık son bilgileri aktardı. Tabii orada işte son anda cesus karar verecek vesaire ve veya diye anlatma durumunda muhabir arkadaşımız haklıdır. Henüz belli değil. Muhtemelen işte 19.45 19.45'te 18.45 gibi biz de resmi olarak paylaşırız izleyicilerimizle derken Trabzon'a geçelim. Kaldı mı bir şey Fenerbahçe ile ilgili Şunu benim sormadığım? isterim. Ben yani hani çok uzun zamandır konuştuk farklı farklı pencerelerden, farklı açılardan değerlendirdik. Bir kere tahmin edilemez bir 11 sürüp, tahmin edilemez her 11 ile önemli maçları kazanmak gerçekten büyük bir maharet istiyor. Ama zamanı geldi mi gelmedi mi böyle bir şeyin ben yine de en azından Fenerbahçe'yi çok yakından takip eden Fenerbahçe muhabirlerinin ya da Fenerbahçe odaklı spor yorumcularının artık Fenerbahçe'nin 11'lerini tahmin edebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama çok zor be abi. Bilemiyorlar ki. Şimdi onların suçu değil bu. Aslında burada benim anlatmaya çalıştığım şey işte hani... İdeal ...Jesus 11. kusursuz değil. Ee, Jesus eğer bir gün hem eleştiri okları hem de saha sonucu olarak darbe yiyecekse... ...buradan mı yer acaba onu sorgulamaya çalışıyorum. Yani şu bana çok da normal gelmiyor. Ama belki de diyeceğim ki 15 gün sonra ya aslında... Bana o zaman normal gelmiyordu ama şimdi çok normal geliyordu diyebilirim. Çünkü İsa'dan işte bahsediyoruz. Yani ben bugün eee Larnaka deplasmanındaki Fenerbahçe'nin 11'ini tahmin edebilmeliyim. Bu şu demek değil sadece ideal 11 değil Haldun abi. İdeal 11 olmasa da yapılacak rotasyonu da tahmin edebilmeliyim. Yani biz hani Anlatabildim mi? gazetelerde yaparız ya parantez içerisinde <laughs> bir oyuncu. Yani <laughs> Ama bu bir e, yani sürpriz ...den ziyade Her an hazır 20 oyuncu mesajından ziyade şu anlamada geliyor olabilir mi? Yani e, nasıl anlatayım? E, aslında tam olarak e, Jesus'ta da e, henüz bazı konularda tam kararını vermiş değil. Mesela Alyoski konusunda çok net bir kararı var mı emin değilim. Zalai konusunda bilmiyorum. Rossi, Emre Mor, İrfan Can... Anlatabildim ya yani kendini dişiyle tırnağıyla ispatlayan bir Crespo ispatlamış durumda bence. E 4 şut 3 gol Batshuayi fena durumda değil. O da hasta diye oynamayacak, oynamazsa. Yani artık Jesus'un tahmin edilebilir bir rotasyon ve 11'ler dönemine girdik gibi geliyor bana. E, bu biraz bu süreç uzadı. Yani bütün bir sezon böyle geçmez. Yani ligin 24. haftası Ay veya mart ayında e, Avrupa UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında hala Fenerbahçe'nin 11'ini tahmin edemiyor olmak Fenerbahçe açısından ne kadar sağlıklı emin değilim Ali abi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, söylemiştim ya onunla ilgili bir araştırma yapıp bayağı uzun bir yazı to toplamıştım, derleyip toplamıştım. Orada Brezilya basında yaptığı açıklamalardan çıkarttığım bir sonuç var. Hem Portekiz basında hem Brezilya basında yaptığı açıklamalar aslında şöyle söylüyor. Ben ideal 11'den yana bir teknik adamım diyor. Ama 3 günde bir maç yapan bir takımın diyor ideal 11 ile yürümesi yıpranma sürecini çok fazlalaştıracaktır Ol, diyor. Olur. Gayet Şimdi mantıklı. Niye anlattım bunu? Buradan başlayarak şunu göreceğiz herhalde biz. Dünya Kupası sonrasında eğer Fenerbahçe grubu lider bitirirse Mart ayına kadar devam eden bir süreci olacak. O süreçte göreceğiz. Göreceğiz. Yani gerçekten ideal bir 11 hani o olmazsa o o olmazsa o diye 2 3 tane alternatif parantez içerisinde yazacağız. Makul yazık bir mı? rotasyon. Yani, yani bunu göreceğiz gibi görünüyor. Bir kere e, aslında e, alıştığı, bildiği oyunculara tutkuyla bağlanan bir teknik adam. Hı hı. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Arao neden geldi diyorlar. Arao e, Brezilya'da en fazla güvendiği oyunculardan bir tanesi. Yine Keza, Bruno Perezi alamadı ya sakatlandı diye. Hı. Mesela onu da istedi. Dikkat edersen. Yani kendi oyununda inandığı oyuncularla oynayan bir teknik adam aslında. Ama ne yapıyor? Şimdi diyor ki 3 günde bir mesela Atilla Zala ile ilgili onu değiştiremiyorum çok büyük sıkıntı yaşıyorum diyor. Ha, ben Serdar Azizle de değiştirebilirdi o yönden şey yapmak istemiyorum ama netice itibariyle hani bütün oyuncularını değiştirerek onları daha zinde olarak bir sonraki maça hazırlama düşüncesinde olan bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Yani o, öyle bir şey. Yani asıl felsefesi futbola bakış açısı e, ideal 11'den yana.